Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Evet, bir güneş tutulması yaşayacağız. 14 Aralık günü ve 2020 yılının son güneş tutulması. Ve bu yılı bu tutulmayla kapatacağız. Ama bu tutulmanın etkilerini 2021 yılının içerisinde hissedeceğiz, yaşayacağız. Ve bu aksta, yani yay burcundaki tutulmalar 2021 yılında da devam edeceği için bu ve buna benzer, yani yaşayacağınız konu neyse eğer, onların farklı şekilde gelişimlerini de göreceğiz yıl boyunca. Yay burcundaki bu tutulmanın bir benzeri sevgili arkadaşlar daha önce 2002 yılının yine Aralık ayında yaşanmış. Tutulmalar aynı aileden gelen, hani biz ona Saros döngüsü diyoruz, aynı Saros döngüsünden gelen tutulmalar benzer özellikler taşıyabilir. 2002 yılında yaşanan tutulmada hayatınızda önemli değişimler hangi alanda olduysa, işte onlara benzer bazı gelişmeler, yeni konular hayatlarınızda olabilir. Aynısı olmayacaktır fakat temelde benzer yapıya benzer konular çalışacaktır. Yay burcu, şimdi biraz ondan bahsedelim. Evet, yay burcu astrolojide 9. evi yönetir. Ve bizim ideallerimizle alakalıdır ve iyimserlikle de alakalıdır aslında. İyimser bir tutulma insanlıkla, gelecekle, umutlarla alakalıdır. Bizim gelecekle ilgili hedeflerimizi, farklı dinler, kültürlerle ilgilidir. Yüksek akademik eğitimle ilgilidir. Öğrenimle daha fazla ilgilidir ve insanları birleştirici ve bilgiyi alıp yayıcı, büyütücü bir etkisi vardır yay burcunun. Tabii ki de yay burcunda yaşanan tutulmalara baktığımızda işte derece derece, dekan dekan, tabii bunlar değişebiliyor. Bu derecede, bu 23 derecedeki tutulmaların verdiği etkiler genellikle biraz daha aslında yani olumsuzlukları getirebiliyor. Bunlar toplumsal konularda daha çok çalışacaktır. Olumsuz olan kısımlarından bahsediyorum. Genel olarak bizim kendi hayallerimizi, ideallerimizi büyüteceğimiz, aynı zamanda da hedeflerimizi, yeni hedefler koyacağımız ve hedeflerimize doğru da ilerleyeceğimiz alanı işaret eder. Yine hukuksal konular, uluslararası hukuk daha fazla, uluslararası ticari alan yine buraya bağlıdır. Ulaşım ve uzun yolculuklar, işte bu alandaki taşıtlar, uçaklar, uzun seyahatleri ilgilendiren her konu, farklı kültürlere, farklı inançlara sahip toplumlarla ilgili de yine özür dilerim, farklı kültürler, farklı inançlara ait insan topluluklarını da işaret eder ve bu alanda kah görüş ayrılıkları, makah bazı birleştirici unsurları da getirecektir. İnançları ayrı olsa da aynı hedefte, aynı duyguda, aynı yolda ilerleyeceğimiz şekilde yaşanacak bazı olaylar. Çünkü burayı destekleyen bir Jüpiter, Satürn var. Kova burcuna geçiyorlar ve hemen hemen tutulmayla neredeyse aynı günlere denk geliyor. Bu da hepimiz için yeni bir aslında bakış açısı, yeni bir yaşam yolculuğu. Dünya için ve dünyada yaşayan tüm canlılar için çok önemli bir değişim söz konusu. Çünkü Kova burcu da yine toplumsal konuları, insanlıkla ilgilidir. İnsanlığı ilgilendiren daha ileri teknolojilerle de ilgili olduğu için. Tabii yay burcu da uzak hedefler dedik. Bu hedeflerin büyük insan kitlelerine ulaştırmakla da alakalıdır. Bunun yanında tabii eğitim dedik, basın, yayın işleri, ondan sonra kitaplar, internet veya işte tüm teknolojiyle olan ilgili konuları da yine yay burcunun getireceği konular arasında olacak. Şimdi haritada yay burcu 6. evde yerleşmiş. Demek oluyor ki aslında 6. ev genel olarak sağlıkla ilgilidir ve gündemimizde bir, biliyorsunuz, salgın hastalığımız var. Yakın sürede, aslında ilk 6 ay diyelim, tutulma sonrasındaki hastalıkla ilgili gelişmelerin
hayatımızda en birinci planda olacağını söyleyebilirim. Hatta çok daha fazla risk belki artacak dönem dönem. İşte bu hastalıkla ilgili tedavi süreçleri zaten şu anda olduğu gibi yine gündemimizde olmaya devam edecek. Hem sağlık hem sağlık alanında aslında çalışan, sağlık sektöründe emek veren kişileri de burada daha çok öne çıkaracak. Belki onları daha çok korumamızı ya da korunması gerektiğini de anlatıyor. Ama genel olarak da halkı, ülkede yaşayan insanların biraz daha böyle daha temkinli, daha dikkatli ve biraz daha sabırlı aslında olmayı işaret eder. Aynı zamanda Yay burcu heyecanlı, hevesli, meraklı, araştıran ve bulan da bir yanı vardır. Bu süre içerisinde ben inanıyorum ki kesin olarak yine bu hastalığa bir tedavi yöntemi, kah aşıyla ya kah başka yöntemlerle illaki 2021 yılı içinde bunlar geliştirilecek. Yine haritada yengeç yükseliyor. Yengeç tabii ki de koruma, kollanma, sahiplenme anlamına gelir. Genel olarak da vatanı, işte ülkeyi, ülkede yaşayan yine insanları ve bizim çekirdek ailemizle de alakalıdır. Aileler burada ve birbirimize sığınmak, birbirimizin arkasında olmak gibi konuları da işaret edecek. Ve genel olarak tabii Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter ve tutulma anında Jüpiter ve Satürn hemen hemen çok yakın derecelerde ama hala Oğlak burcundalar. Hemen ayın 17'sinde tutulmadan 3 gün sonra Satürn Kova burcuna geçecek ve bu toplumu ilgilendiren dediğimiz o toplumsal konuları ve teknolojiyle ilgili konular daha da fazla da kendini göstermeye başlayacaktır tutulmanın etkileri. Bizim doğum haritalarımızda ise kişisel doğum haritalarımızda Yay ve ikizler hattına bakacağız. 23 derecede yükseleni olanlar, güneşi olanlar veya işte özel bir yerleşimi olanlar tabii ki bu tutulmadan birinci derecede etki alacaklar. Ve etki alacak burçlar birinci derecede tabii ki de başta yaylar olmak üzere ikincisi ikizler. Yine 23 derece ve yakınlarında ikizler burçlarında gezegenleri olanlar etki alacaklardır. Başak ve balık burçları da yine diğer değişken grup burçlarımızda bu etkilerden en fazla etki alacak. Diğer burç grupları çok fazla etki almayabilir. Hatta bu derecelerde bir yerleşiminiz yoksa belki de hiç etki almayabilirsiniz ama tutulmalar genel olarak önümüzdeki yaşayacağımız bir yılın konularının aslında işaretçisi olabilir. Ve kişi eğer etki almışsa yıl boyunca o konular hakkında bazı gelişmeler yaşayacaktır. Ve eğer bu derecelere yakın bir haritaya, bir burca sahipseniz ki haritalarınızı bir açıp bakın veya bir baktırın diye tavsiye ederim ki başta ikizler ve yay burçları olmak üzere sevgili arkadaşlar. Evet şimdi burçlara geçeceğim. Burçlarda bu tutulma nasıl etki yapacak? Tabii bu haftanın ilk günü olacağı için bu tutulma. Dolayısıyla bu hafta çok fazla tutulma etkilerini yaşayacağız. Dolayısıyla sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yay burcu tutulması 9. evinizde. Sizin artık daha kararlı bir şekilde önünüze koyacağınız bir süreç başlıyor. Burada biraz daha geniş düşünüp, bu oğlak burcunda işte kariyer evinizde geçen o Satürn'ün sizi belki biraz zaman zaman zorlasa da şimdi kova burcuna geçeceği için doğal olarak burada da bir tutulma yaşıyorsunuz. Eğitim, yüksek eğitim, ticaret, uluslararası ilişkiler, belki de bir yer değişimi, uzun bir seyahat olabilir. Ve bu seyahatler ve bu yer değişimleri aslında ilk önümüzdeki 6 ay içerisinde gündeminizde olacaktır. Biraz daha yakın çevreniz de yine markajınızda olabilir. Kendinizi geliştirebileceğiniz, kendinize daha uzun vadede hedefler belirleyeceğiniz ve kişisel gelişiminiz, yüksek eğitim, akademik konularda da yine size çok faydası olacak bir tutulma. Çünkü tutulma sizi destekliyor. Ateş grubu bir burçta eğer ki 23 derecede bir güneş veya yükseleniniz varsa oldukça bu tutulma sizin ufkunuzu açacak, vizyonunuzu
vizyon katacak ve hedeflerinize doğru sizi daha hızlı ve süratli götürecek bir tutulma ki bu tutulmalar 2021 yılı içerisinde de devamları gelecek yine yay aksında. Dolayısıyla hem eğitecek, hem öğrenecek, hem kendinizi geliştirecek ve hedeflerinize, hayal ve ideallerinize de en hızlı ulaşacak burç gruplarından olacaksınız. Boğa ve yükselen burcu boğalanlar, sevgili boğalar, bu yay tutulması 8. ev alanınıza gerçekleşiyor. 8. ev tutulmaları genel olarak finansal konuları çalıştıracaktır. Özellikle gelir ve gider dengeniz, finansla ilgili mesela bankalar, işte sigorta, vergi, işte eş veya eşten gelen paralar veya ortaklaşa kullandığınız tüm kaynaklarınız, eşinizi veya ortak yaptığınız işlerle ilgili yine bu alanda bir belki miras gelebilir, bir emeklilik gelebilir, bir toplu bir para alıp ödeme veya tam tersi ama yeni bir gelir kaynağı söz konusu olabilir veya burada bir sorun varsa burada yeni bir yapılandırma şansı veya fırsatı da tabii ki de size verebilir. Bu alanda tabii Satürn 10. evinizden ilerleyecek. Tabii ki Jüpiter de. Eğer burada bir ödeme sıkıntısı eğer yaşıyorsanız ki bu Jüpiter ve Satürn'ün kariyer evinizden geçeceği bir yıl boyunca da eminim ki burada ciddi bir destek alacaksınız. Belki aileden, belki çalıştığınız sektörden bir destek alma, bir finans kaynağı bulma şansına sahip olabilirsiniz. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Sevgili ikizler, bu yay burcu tutulmasından en fazla etkiyi alan burç grubundasınız. 7. evinizde özellikle yükselen ikizler. Eş, ortak projeler, ortak yapılan her türlü iş, hukuki konular, büyük iş projeleri mesela. Ama kesinlikle genel olarak ortak yürütülen herhangi bir anlaşma söz konusu olabilir. Veya burada mevcut ortaklıklar veya eşle ilgili bazı gelişmeler varsa bunlarla ilgili yeni yapılandırmalar, belki yeni planlamalar yapılabilir. Belki yol ayrımlarına gidilecektir. Yeni bir alternatif çözüm bulabileceksiniz. Bu ve buna benzer hem ikili ilişkilerinizde hem de ortaklık ilişkilerinizde yeni çözümler, yeni hedefler belirlemenize yardımcı olacağını söyleyebilirim. Bu alanda da tabii işle ilgili özellikle ticaret yapan bir ikizlerseniz özellikle ticari konularda, uluslararası ticarette de büyük fırsat ve şansları da yakalayabilirsiniz sevgili ikizler. Çünkü hem Jüpiter hem de Satürn ikizler burcunu bu sene oldukça destekleyecek. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler, 6. evinizde bir tutulma. Genel günlük rutinleriniz. Ay. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler, bu tutulmayla birlikte sağlığınızı belki biraz daha özen göstermeniz gerekecek. Günlük işleyişler, iş çevreniz, çalıştığınız koşullar, beslenme düzeyiniz, düzeniniz, egzersiz gibi fiziksel olarak bazı yeni aktiviteler veya bir kendisi sistem oluşturabilirsiniz bu anlamda. Tabii başta sağlığınıza biraz dikkat edin. Evcil hayvanlarla ilgili gelişmeler olabilir. İş veya iş ortamıyla alakalı yeni bazı düzenlemeler de yapmanız gerekebilir. Bu arada eş veya ortaklıkla ilgili yeni gelişmeler de bu alana dahil olacaktır. Bir iş ortamı sağlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle işle ilgili bazı problemleri olan bir yengeçseniz bu alanda daha rahat ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Özellikle ekonomik anlamda destek de bulacağınız önümüzdeki yılın ilk aylarında bir süreci başlatacak bu tutulma. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Sevgili aslanlar, yay burcundaki tutulma sizin genel olarak biraz daha keyifli ve destekleyici bir alanınızda, 5. evinizde. Ateş grubunda olduğu için sizi
destekliyor. Hele 23 derece yakınlarında bir yükseleniniz varsa size sürpriz, yeni şanslar, fırsatlar, çocuk haberleri, aşk, ilişkilerde daha fazla çözümsel konularda daha çözümsel olabilirsiniz ilişkiler konusunda. Aşk hayatınız gibi biraz daha finansal konular, yatırımlarla da ilgili, para piyasalarını ilgilendiren alanda da destek verecek bir pozisyonda olacak. Elbette ki biraz daha günlük hayatınızda yani Satürn size eğer yoğunmuşsa işte 6. evinizden geçti, sağlığınızla ilgili olabilir vesaire, artık oradan ayrılıyor ve 7. evinize doğru ilerleyecek. Jüpiter aynı zamanda tutulma yöneticisi. Yine evlilik gibi bir evlilik kararı mesela aldırabilir. İlişkide bir adım öteye geçebilirsiniz sevgili aslanlar. Ve tabii ki de burada en önemlisi de biraz daha keyifli, eğlenceli ve çocuklarla ilgili de önemli güzel gelişmeler yaşatabilir. Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Sevgili Başaklar, 4. evinizde bir tutulma yaşanıyor. 4. ev tutulmaları genel olarak hem yaşanan yerle ilgili, yani evinizi, aile büyüklerini ilgilendiren alanda, iş veya ofis gibi durumları, bir taşınma, bir mülkün alımı satımı gibi durumları gündeminize getirecektir. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir taşınma söz konusu olabilir. Bir aile kurma veya ailede bazı değişiklikler söz konusu olabilir aile içerisinde. Yine ebeveynlerle, anne babayla da alakalı bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Jüpiter tabii sizin 6. evinize geçiyor. İş konusunda, sağlık konusunda da yine burada sizi destekleyecek bir tutulma söz konusu. Ama ailevi konularda belki birazcık böyle enerji harcamanız, fikir ayrılıklarını yönetmeniz gerekebilir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Sevgili teraziler, iletişimle ilgili konuları hızlandıran bir tutulma yaşıyorsunuz. 3. evinizde yakın çevreniz, kardeşleriniz, yazılı sözlü ifadeleriniz, fikir ve düşüncelerinizi, kendinizi ifade etmek istediğiniz herhangi bir alanda fırsatlar bulabilirsiniz. Yeni bir eğitim alma, yeni bir konuyu öğrenme gibi yine size değer katacak, sizin farkındalığınızı yükseltecek de önemli bazı gelişmeler yaşatabilir. Çünkü yıl boyunca burada devam edecek bu tutulmalar. Dolayısıyla hem de tabii ki de Jüpiter'in de 5. evinize geçmesiyle birlikte hem ilişkiler, çocuklarla ilgili destekleyici, olumlu gelişmeler, sevindirici hatta haberler de getirecektir size veya bir yakın çevrenizi ilgilendiren alanda da bunlar olacaktır. Kardeşiniz veya daha özel tanıdığınız kişiler. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, tabii ki 2. evinizde bir tutulma. Para ile ilgili konular, gelirlerinizi arttıracak bazı finansal yeni kaynaklar, yeni alternatifler getirebilir size bu tutulma. 4. evinize geçen Jüpiter'le birlikte de bu hem para kaynaklarınızı güçlendireceğiniz, ailevi konularda veya yaşadığınız yeri destekleyen veya aileden destek alabileceğiniz diyelim bir süreci de işaret ediyor. Bu konuda da şanslı, aslında sizi destekleyen bir tutulma olacak. Ekonomik anlamda belki bir zorlayıcı süreç geçirmiş olabilirsiniz ama Kova burcuna geçen Jüpiter'le birlikte ailevi konularda da ve yaşadığınız mekanla da ilgili önemli destekler sizi bekliyor. Sevgili Yay ve yükselen burcu Yay olanlar, tabii ki tutulma sizin burcunuzda olduğu için en fazla etkiyi siz alıyorsunuz. Hayatınızın hemen her alanında yeni değişim ve dönüşümler aslında eşiğinde olan bir burçsunuz. Hayatınızla ilgili, işte medeni durumunuzla ilgili mesela evlilik veya ayrılık, bu ikisi de tabii ki de olabilir. Yeni bir işe başlama, yeni hayatınla ilgili radikal kararlar alma mesela, yeni hedefler belirlemek için de çok önemli bir zaman. Çünkü yıl boyunca Yay burcunda devam edeceği için bu tutulmalar, tabii yönetici gezegeniniz de Kova burcuna geçti. Hem kendinizi çok daha rahat, daha kolay ifade edeceğiniz fikirlerinizi veya işte gündemimize gelen mesela
Yeni iş olanakları, seçenekleri burada gelişebilir. Jüpiter'in desteğini alacaksınız aslında yıl boyunca. Tutulmalar size yeni kapılar, yeni oluşumlar getirecektir. Fiziksel görüntünüzle de ilgili bazı değişimler yapmak isteyeceksiniz ki birçoğunuz bunu yapacaksınız. Umarım hayırlı, uğurlu ve hayatınızda yeni adımlar atmanıza sebep olsun. Evet, oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 12. evinizde tutulma. Tabii 12. ev tutulmaları biraz daha ruhsal durumlar, ruhani boyutta olabilir, duygusal anlamda çalışacaktır. Hayatınızda biraz daha geri planda gizli olan, görünmeyen enerjilerdir bunlar. Biraz kendinize dönebilirsiniz, içinize dönebilirsiniz, kendinizi ruhsal anlamda güçlendirecek bir süreç olabilir sizin için ki öyle olacaktır. Uzun süreden beri Satürn ve Plüton tabii sizi yordu. Artık burcunuzdan da gidiyor, para evinize geçecek bundan sonra. Ama yeteri kadar size destek verirken tabii yordu da. Ama ciddi bir olgunluk, hayata yeni bir bakış açısı kazandıracak ki 12. ev tutulmaları genel olarak yine insanın fiziksel bedeninden çok ruhani anlamda önemli katkıları olacaktır. Ve tabii bu biraz hani sizin iradeniz dışında, bilginiz dışında oluşan bazı konuları da öğrenip duymanıza da sebep olabilir. Sevgili oğlaklar, umarım hepinizin hayrına olsun. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar, evet, tutulma sosyal evinizde, 11. evinizde. Yeni çevreler, yeni arkadaşlar, yeni gruplar, yeni tanışmalar evinizde, alanınızda. Bu yeni tanışmalarla birlikte de hayatınıza önemli adımlar attıracaktır. Çünkü Jüpiter de sizin burcunuza, yani kova burcuna geçiyor. Aynı hemen hemen günlere denk geliyor bu. Dolayısıyla sosyal anlamda kendinize önemli gelişim katacak kişiler, gruplarla birlikte bazı çalışmalar yürüteceğiniz bir süreç olacak. Jüpiter'in yıl boyu zaten desteğini alacaksınız. Aynı zamanda tutulmalar da sizi destekliyor. Bu yıl hayatınıza girecek kişi veya kişilerle önümüzdeki hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir fırsat vereceğini söyleyebilirim. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, kariyer evlerinde sevgili balıklar, iş alanınızda meslekle ilgili konular ve tabii hayatınızın tümünü ilgilendiren alanda olacağı için tutulma 10. ev. Burada bir mesleki anlamda bir değişim olabilir. Yeni bir işe başlama, yeni bir proje, yeni bir ortaklık veya bir medeni durumunuz veya ailevi konular, mesela anne baba, yaşadığınız mekanlarla ilgili veya ailenizi ilgilendiren konularda biraz daha değişik fikirler oluşabilir aklınızda. Jüpiter 12. evinize geçecek. Tutulmanın yönetici gezegeni. Yıl boyunca buradan aslında 12. evde ruhsal anlamda bilinçaltınızı inanılmaz güçlendireceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda hem ruhsal hem bedensel sağlığınıza da çok iyi gelecek bir transit yaşayacaksınız yıl boyunca. Demiş olduğum gibi kariyer anlamında da sizi bir tık ileriye taşıyacak bir zaman dilimi, aslında bir farkındalık zamanı da diyebiliriz. Ama her ne olursa olsun mesleki anlamda bir değişimin eşiğinde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili balıklar. Evet, genel olarak bu hafta yaşanacak tutulma ile birlikte arkadaşlar, bu tutulma etkileri önümüzdeki 6 ay sürecektir ama tabii en etkili olduğu zamanlar ilk günleridir ve bu hafta bu etkileri en fazla hayatımızda yaşayacağımız zamanlar olacak. Elbette ki ayın 17'sinde Satürn'ün artık Kova burcuna geçmesiyle birlikte de bizim hayatımızda ruhsal ve düşünsel, yani zihinsel olarak da çok daha farklı ve bakış açılarıyla yaklaşacağız. Yakınımızdaki insanlara, hayat görüşümüze, felsefe, hayat felsefemizde bir değişiklikler mesela yaşanabilir. Burçlarınıza göre etkilerini de
Bundan sonraki videoda size anlatacağım. Çünkü Satürn'ün transiti oldukça uzun sürecek. Ayın 17'sinde başlayarak 2023'ün Mart ayına kadar sürecek bir transit olacak. Satürn'ün transitine göre aslında bu 2,5 yılı planlamak çok doğru bir hareket olacaktır. Özellikle hava gruplarına tabii ki de destek verecek bu transit. Ve bu tutulmada ateş gruplarına destek verecek. Değişken grupları belki birazcık daha fazla zorlayarak, belki biraz sıkıntı vererek bir şekilde bir şeyleri değiştirmelerine izin verecek. Kendinize iyi bakın diliyorum ve yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.